Depremden önce hayatınızın bu denli değişeceğini düşünemezdiniz değil mi? Bir yerlere gitmeye ya da oralardan dönmeye dair planlarınız vardı. Bu iş ya da özel nedenlerle olabilir. İşte depremden etkilenen illerden kalkan veya bu illere giden uçuşlarınız varsa size haberlerimiz var. Öncelikle deprem birçok kişinin kendi elinde olmayan nedenlerle bir taahhüdünü yerine getirememesine neden oldu. İşte hukuk dilinde buna mücbir sebep diyoruz. Böylece bir sözleşme imzalamış da olsanız bu elinizde olmayan durumunuz dikkate alınıyor ve o sözleşmeyi imzaladığınız zamandaki şekilde yerine getirmeniz sizden beklenmiyor. Buna havayolu şirketleriyle yapılan sözleşmeler de dahil. Size hizmet sunan birçok kuruluş normalde bilet değişimini ve iptali ücrete bağlıyor. Peki neden? Eğer herkes istediği gibi istediği zaman ücretsiz değişiklik yaparsa Havayolu şirketinin uçakların dolu olup olmadığını bilmesi, gelirini giderini dengelemesi zorlaşır. İşte deprem, sel gibi kişinin isteğine bağlı değil de elinde olmayan ve birçok kişiyi aynı anda etkileyen durumlarda böyle ücretsiz uygulamalar oluyor. Ancak bunun da sonsuz bir süresi yok. Böylelikle hem yolculara zaman veriliyor hem de havayolu şirketi kendisine zor durumdan kurtarıyor ve iki taraf arasında denge sağlanıyor. Nitekim bazı havayolu şirketleri yolcularına 6-28 Şubat arasındaki iç hat uçuşları için ücretsiz değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sundu. Covid-19 salgınında da mücbir sebep teşkil eden böyle uygulamalar görmüştük. O zaman da uçaklarda değişiklik yapmak için normal zamanda karşılaşmadığımız bu tür ücretsiz uygulamalar getirilmişti. Bilet iadeleri yapılmıştı. Bu seferse bu işlemlerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması şartı getirilmiş. Ancak detaylı bilgiyi havayolu şirketinin internet sitesindeki duyurular bölümünden edinebilirsiniz. Bazı havayolu şirketleri ise yalnızca depremden etkilenen iller için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere tüm yurt içi uçuşları için bu imkanı sundu. Aynı zamanda deprem bölgesi kalkışlı ve varışlı olmak üzere tüm yurtdışı uçuşları için de bu imkanı getiren havayolu şirketleri mevcut. Depremzedeler detaylı bilgiyi yine bilet aldıkları havayolu şirketinin kendi internet sayfasından edinebilirler. Havayolları dışında TCDD'den tren seferleri ve otobüs firmalarından otobüs seferleri için depremden etkilenen il kalkışlı ve varışlı seferlere ilişkin bilet iptali, değişikliği ya da açığa almayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bir başka hususta depremzedelerin 6 Şubat 2023'ten önce otel rezervasyonlarına ilişkin yaptıkları ön ödemelerin iade edilip edilmeyeceği konusu. Otellerin ya da tur acentelerinin iptal, tarih değişikliği, para iadesi ile ilgili olarak herhangi bir ortak uygulaması ya da açıklaması bulunmuyor. Bu durumda depremzede olarak ilgili otelle veya tur acentesiyle aynı zamanda otobüs firması veya TCDD ile irtibata geçerek mücbir sebep nedeniyle para iadesi talep etmenizi öneririz. Benzer bir durumun deprem öncesi hepsi burada ve Trendyol gibi çevrim içi alışveriş sitelerinden verilmiş siparişler içinde söz konusu olduğunu kolaylıkla düşünebiliriz. Siz artık deprem nedeniyle hem seyahat hem de mal alımına dair imzalamış olduğunuz sözleşmeyi ki bu imzayı internette sözleşmeyi kabul ettiğinize dair tek bir tıkla atıyorsunuz. Yerine getirebilecek durumda olmayabilirsiniz. Bu şirketlerde Henüz bir açıklama yapmadılar. Bu durumda bu şirketlerle temas ederek konuyu çözmenizi denemenizi önermekten başka bir şey yapmak şu anda mümkün değil. Maalesef bunun dışında bir çözüm öneremiyoruz. Bu günler geçtikten sonra en kısa sürede böyle doğal afetler ve öngörülemez durumlarda tüketici mağduriyetlerini gidermek adına bir mevzuat çalışması yapılmasını biz öneriyoruz. Depremzede olarak buna benzer tüketici mağduriyetleri yaşıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen Neriman Pelit'e çok teşekkür ederiz.